Geldik trafikten. Oh, sonunda. İnsan nevi gibisi yok valla sevgilim. Ama haksızlık etmeyelim ya. Çok güzel bir geceydi. Yemekler çok güzeldi. Bir kere baş başaydık her şeyden önce. Evet. Yalnız yemekler güzeldi, her şey güzeldi. Baş başa değildik. Değil miydin? Değil. Sen, ben ve dişin arasındaki maydanoz gece boyunca eşlik etti bize sevgilim. Dişin arasında maydanoz mu vardı? Vardı diye hala var. Maydanoz mu var? Saçmalama be. Saçmalıyorsun. Git bak, Allah Allah. Gerçekten mi söylüyorsun? Gece boyunca ya. Ozan, oha ama. Dişinde. Var kızım, yalan mı söylüyorsun sen? Allah ama, Allah. Ama ay nasıl dişinin arasına girdiyse. Ama çok ayıp Ozan, bunu bana niye söylemiyorsun? Neyi niye söylemiyorum, anlamadım. Niye dişinde maydanoz var demiyorsun? Ya kızım, Allah Allah, ben zaten senin dişindeki maydanozu gecenin ortalarında fark ettim. O saatte söylesem şimdi verdiğin tepkiyi verecektin, gecenin geri kalanı mahvolacak. Gecenin ortalarında mıydı, dişinde miydi bu? O kadar insan ne olacak yani? Ve ben sana sürekli sordum mu sormadım mı? Ne? Nasıl görünüyorum, nasıl görünüyorum diyorum. Harika görünüyorsun, harika görünüyorsun diyorsun Ozan. Yalan söylüyorsun yani. Kızım, buna yalan söylüyorsun denmez ya. Yalan söylüyorsun, ne peki bu? Yani masum bir yalan bu bir kere. Yalan yani, bu bayağı bildiğin yalan. Pisliksin, o kadar insana rezil oldum ya. Hiç olacak iş değil yani bu yaptığın. Son aldığın kravat da çok çirkin, söyleyeyim sana. Beğenmiştin hani? Hiç vallahi beğenmemiştim. 40 yılın başında bir kendine bir şey almışsın, hevesin kırılmasın diye beğendim dedim. Çok çirkindi yani. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Masum bir yalan söyledim. Biz birbirimize çok fazla yalan söylüyoruz. Bunda bir terslik yok mu sen? Aa, evet yani evlenmeye karar verdik ve yalan söyleyip duruyoruz birbirimize. Bence bundan sonra yalan söylemeyin. Birbirimize. Hiç mi? Hiç. Hiç nasıl yani? Böyle her şey doğru olduğu gibi yani. Evet, doğru söylüyorsun. Dobra dobra yani. Evet, dobra dobra. İçimizden ne geliyorsa öyle çatır çutur aktığı gibi söyleyeceğiz yani. Pat pat doğruyu söyledin, evet. Peki başladık mı? Evet, başladık. Şu andan itibaren her şey doğru söyleyeceğiz yani. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, o zaman bir şey rica edeceğim. Bu gece kanepede yatar mısın? Kanepede mi? Niye? Evet, çünkü ben... Yani uzun zamandan beri yatakta şöyle yayıla yayıla tek başıma yatmak istiyorum. Kırmayayım, kırmayayım diye söylemiyorum. Dilimin ucuna kadar geliyor. Bir türlü söylemiyorum. Fenalıklar bastı içime. Bir gececik. Beni kırma. Bir gececik. İyi, tamam. Kanepede yatarız. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler, ama bu iyi geceler temennisi anlamında değil canım. Ne? İyi geceler diyorum ama demiyorum say. Demiyorum Fazet. Lafın gelişi söylüyorsun. Temennim iyi geceler olması değil yani senin için. İyi geceler dedik. Oo. Ne güzel oldu ya. Doğruyu söyleyelim dedik ama ucu gene bize dokundu. Kanepede yattık. Günaydın. Bence değil. Nereden biliyorsun sevgilim gün başlamadan daha günün aydın olduğunu? Vay. Yalan söylemiyoruz yani. Ah, aynen öyle. Uy. Ne oldu belim, ya? Uymuy. Belim. Ne oldu? Ne oldu aşkım ya? Sevgilimizin yalnız yatma isteğini yerine getireceğiz diye... Feci bir gece geçirdim valla. Ay, bensizliğin acısını çektiğin için benim hoşuma gidiyor bu durum tabii ki. Ben mışıl mışıl uyudum valla. Bir teşekkür edersin artık bize. Niye teşekkür edecekmişim? Madem hayat müşterek, bu tip şeyleri, isteklerimizi birbirimizin karşılamamız lazım. Benim çok mu hoşuma gidiyor sanıyorsun kirli sepetinden senin pis pis donlarını, çoraplarını ellerimle alıp makineye atmak? Öyle mi canım? Evet. Anladım, ben bir... Sucuklu yumurta yiyeceğim şimdi. Biliyorum her taraf kokacak ama ne yapayım, umurumda bile değil. Ben de canım istiyor ama yiyemezsin. Niye yiyemiyorum ya? Niye? Komşunun köpeğine verdim çünkü. Ne? Evet. Niye verdin ya? Çünkü sen kilo alma derdini hiç böyle kafana takmadığın için yiyorsun. Ben kilo alacağım korkusuyla yanında böyle sütle müsli yiyorum. Canım çekiyor. Sen de yeme. Tamam, o zaman da giderim kendime bir kral kahvaltı ısmarlarım, olur mu? Aman iyi vallahi, çok işime gelir. Sen yokken ben de sağlık programını güzel güzel izlerim. Sen Zapping'inden zaten adam akıllı izleyemiyorum programı. İyi, tamam, ben çıktım. Çıkmadın, yalan söyleme.
Çıkacaksın şimdi, biraz daha çıkacaksın. Çıktım. Çıkmadın da. Şu anda çıkmak üzeresin. Üzeresin, daha çıkmadın. Çıkıyorsun. Hadi hayırlı işler. Çıktın. Şimdi çıktın işte. Ama yalansız da gidiyormuş dünya. Ozan hadi gel, ışığı kapat da yatalım, çok uykum var. Geldim aşkım, geldim. Ratatatam. Zeyno. Neye gidin sen şimdi? Sence? Deterjan reklamına mı çıkacak? E ne alakası var kız? Şşş. Bu tayti giyince ne olacak? Havaya mı gireceğim? Girmezsen sokarız. Tişörtten alacak, uykum kaçacak. Kaçmazsa uykunu da açarız. Ha, açarız diyorsun. Hoşuna gitmiyor mu bunlar senin? Ha? Gitmiyor. Gitmiyor, sevmiyorum ben bu kostümünü senin. Hadi ya. Evet. Ya boşu boşuna mı giydim ben bunları? Ya ben seninle sevişmek istiyorum ama biraz. Evet, hep giyiyorsun da ben pek hoşuma gitmiyor. Şey, uykum var benim ya. Benim çok uykum var. Hı. Evet. İyi o zaman. Tamam. İyi ki güzel o zaman. İyi geceler. Güzel. Aşkım böyle yapma, böyle üzülme. Sorun değil, önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ay aman aman aman. Espriye vururmuş. Hem de kötü espriye vururmuş. Hadi iyi geceler. Hadi tamam tamam, hadi gel gel. Gel hadi yapalım. Şişt, hadi gel. Hadi Ozan. Vazgeçtim. Hadi ya. İstemiyorum. O zaman buna dayanamayacaksın. Senin niye ısırıyorsun sırtımı kızım ya? Allah Allah. Ya ısırıyorum, hoşuna gidiyor. Buna dayanamıyorum. Ya yapmasana ya, Allah Allah. Isırma. Isıracağım, daha da ısıracağım. Çünkü hiç buna dayanamazsın sen. Ah! Ya aşkım, ya sen bunu seksi olmalı mı sanıyorsun? Hoşuna gitmiyor mu ya? Hep ısırıp duruyor. Ya gitmiyor tabii. Ben senin hoşuna gidiyor da izin veriyorum. Acıtıyorsun. Ne hoşuma gitmesin? Merhaba, ayı gibi niye ısırayım ya? Bana ne? Senin hoşuna gidiyor da ısırıyorum. Vallahi hiç ısırmam. Bu saçma şeyden kurtulmuş olurum yani. Ne ısıracağım senin sırtını? Ben senin şu boynunu üflemekten bir kurtulsam. Ay hemen kurtulabilirsin yani, zira hiç hoşuma gittiği yok. Hadi ya. Ay evet, ben zaten o bütün yemek kokularının, nefeslerinle böyle ne yapacağımı kusmamak için zor tutuyorum yani kendimi. Bir de rica edeceğim, sevişirken böyle kısık sesle konuşuyorsun. Hani hoşuna gidiyordu? Ay hiç hoşuma falan gitmiyor. Gülmemek için dudaklarımı ısırıyorum yani. Anladım, ben sen böyle dudaktan falan ısırınca ben senin hoşuna gidiyor diye yazıyorum da yazıyorum. Lugat uydurup duruyorum ona satayım ya. Allah Allah, nerede benim hoşuna gitmediğini? Gitmiyor işte. Sözlüğe kalkmışım gibi saçma sapan destanlar yazıyorum. İyi, devam edecek misin? Yok yok, benim havam kaçtı. Ama benim havam hiç gelmemişti zaten. İyi o zaman, hadi gece. İyi tamam, hadi iyi geceler. Beni. Efendim Ozan. Her şeyi soracağım ya. Hepsi mi doğru ya? Ay Ozan ya, hadi git yat. Hadi ışığı kapat, yat ya. Aşkım. Canım. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz artık yalan söylemiyoruz ya. Evet. E peki önceki söylediğimiz yalanlar ne olacak? Ne olacak? Önce de kaldı onlar. Onlar eskide kaldı. Olmaz canım öyle şey. Şimdi sen yani yalan eğer itiraf etmezsen o yalanı sürdürmüş sayılmaz mısın? Sayılırsın. Evet, ne yapalım, ne öneriyorsun? İtiraf edelim bizim. Ha, onları da söyleyelim. Hı-hı. Peki tamam, söyleyelim. Tamam, başla, önce sen başla. Ben şu şeyi söyleyeyim de kurtarayım ya. Hani şimdi annenin bir tane vazosu vardı ya, hani böyle kırılmıştı da. Ha, aslında senin kırdığın ama rüzgar çarptı kırıldı diye beni kandırdığını sandığın vazo. Biliyor musun ya? Evet tabii ki biliyorum. Çünkü o vazodan nefret ediyordun. Senin kırdığın çok barizdi yani. Ama ben de senin uğurlu tişörtünü parçalayarak hıncımı almıştım. Ne? Onu da oraya kompanse ettim. Ne yap? Ne mi? Uğurlu tişörtünü parçaladım. Hani makinede yırtılmıştı o? Ulan kaçan şampiyonun sebebi sensin o zaman. Yok, o kadar da değil. O kadar da değil ama çok mu kızdın? Çok mu kızdın? Kızdım ama biraz da rahatladım canımın içi. Nasıl rahatladın? Artık vicdan azabı çekmeyeceğim. Çok çekalsın. Hangi konuyla ilgili? Senin flüt vardı ya bir tane. İlkokuldan mı kalmıştı neydi? Hey, sen az da güzel güzel çaldın. Güzel güzel mi? Ama Allah'ın sen Zeynep, iğrenç çalıyordun ya. Kırdım ben de onu. Kırdın mı? Hı, attım çöpe. Kırdın mı? Evet canım. Aa, taşınırken şey olmadı, kaybolmadı yani. Kesinlikle. Aa, iyi valla.
İyi, ne yapayım? Aa, Allah Allah. Hani ben sana böyle mezeler yapıyorum ya. Hı-hı. 7-8 çeşit. Hı-hı. Bayılıyorsun sen de. Ay, çok para harcamadan dünyanın güzel böyle bir mezelerini yiyoruz diye. Hı-hı. Ben onları parayla alıyorum. Dünyanın parasını vererek. Bildi. Öyle mi canım? Evet. İşte bana sen. Arabayı Mahir'e verdim demiştim. Ben sana araba Mahir'de falan diye canım. Araba tamirdeydi. Neden biliyor musun? Neden? Çıplak geçmeye bakarken duvara çarptım canım arabayı. Anladın mı? Hayır, çok güzel ya. 20 liralık tişört almıştım ya ben geçenlerde. Bir sıfır daha ekle o zaman onun yanına. Yuh lan! 200 lira mı verdin o tişörtü? Gerçekler acıdır. Gerçekler acı değil, gerçekler acıtır canım. Acıtır lan, yuh! Ben 200 lira verilir mi o tişörtü? Oh, canıma değsin. Oh, içim yanmıştı. Keşke almasaydım demiştim ama içimin yağları eridi. Geçen sen anamın duvarında hani böyle çizileri vardı ya. Köpekler yaptı demiştim ben ona. Artık kimin yaptığını söylemiyorum canım. Dışarı mı s***? İşedim canım, işedim. İşedin yani. İşedim. Evet, ananın duvarına. Ay, duvarına mı işedin? Evet. Kızım deli misin? Yıkılıyordu ya o gece. Çok lüks bir balık restoranına gittik. Ay, mezelerin biri geliyor, yiyeceklerin bilmem nelerin biri gidiyor, biri geliyor. Masada o kadar çok meze vardı ki yarısını zaten hiç tadamadım bile yani, patlayacaktım. O zaman dedim ya sen bunların ne yapıyorsun sonra, tamam iyi hoş güzel yiyoruz ediyoruz da sonra bu hesap ne olacak? Lütfen Zeyno'cum, sevgilim dedi. Bugün para lafı, hesap lafı duymak istemiyorum. Evet, bizim Ozan. İnanabiliyor musun? Ben de inanmadım. İnanılmaz bir geceydi. Neyse, ama nasıl romantik bir ortam. Leyla, sana anlatamam ya. Yani. Böyle mumlar, müzik zaten ona göre ayarlanmış falan. Havalarda uçuşuyoruz yani böyle. Romantizmden. Sonra dedi ki elim böyle tutup, bu dansı bana lütfeder misin Zeynep dedi. Ay Ozan, saçmalama dedim, bu dansı etmeyi ben bilmiyorum. Sen hiç bilmiyorsun yani, ben bilmiyorsam sen hiç bilmiyorsun. Dememe kalmadı kızım. Beni kolumdan tuttuğu gibi pistin ortasında bir atışı var. Evet, meğerse bu. Sonra bana dedi ki kulağıma böyle fısıldayıp, kendini benim kollarıma bırak dedi. Ben sanki o saatten sonra şey yapmıyorum, benim ayaklarım değil, sanki ben uçuyorum ama. Böyle nasıl uçuluyor? Meğerse bu, bir ay öncesinden o dansın dersini almamış mı? Kursa gitmiş bizim Ozan. Evet, inanılır gibi değil. Ben de aynı şoklar içerisinde zaten. Oo, benim kafam oldu zaten. Bir dünya uçuyorum ben havalarda. Hem zevkten, şaraplardı tabii ki. O şaraplar, güzel şaraplar içince 2-3 kadeh sonra oluyorsun zaten. Fransızlar işi biliyor. Neyse. Sonra eve geldik. Biz eve geldiğimizde zaten ben böyle bıraksam mışıl mışıl uyuyacağım eve gelmemizle beraber. Beni böyle tam salonun ortasına atıp üzerindeki eşyaları böyle parçalar gibi hareketlerle beni böyle bir salonun ortasına yatırışı var. Ne bir saat. Güneş doğurduk be. Neredeyse. Darısı başına yani. Onun için söylüyorum. Benim arkadaşım böyle güzel günler geçirdim görünce sevinir diye anlatıyorum sana. Benim adıma sevin diye anlatıyorum. Canım benim. Canım. Tabii sevinmez misin? Öyle işte Leyla'cığım. Tamam oldu. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Hadi bay bay yapıyorum. Bay bay. Ay, sen burada mıydın? Aşkım. Canım. Kız demek bu gece bu kadar mutlu oldun ha? Hangi gece? Kimle konuşuyordun sen? Leyla'yla. Ha? Leyla'yla. Tamam işte. Leyla'yı anlattın gece. Evet, performansını bu kadar beğendin ha? Kızım bize niye söylemedin? Hani dürüst olacaktık? Dürüst olduğum için söylemedim. Çünkü öyle bir gece olmadı. Peki şimdi Leyla'yı anlattıkların sabaha kadar saatlerce bilmem ne filan yırttık parçaladık. Yalan söyledim Ozan. Hani yalan söylemeyecektik? Canım yalan söyledim. O da beni çatlatıp duruyor sürekli. Ondan canım, biz birbirimize yalan söylemeyeceğiz. Başkalarına yalan söyleyebiliriz. Ha. O buna söylediklerin hepsi yalan mıydı yani? Şimdi onu duyduklarım. Evet. Evet ama buna bu kadar üzülme hayatım. Çünkü sen muhabbetin başını kaçırdın. Başını dinleseydin eğer yalan olduğuna sevinirdin. Hı. Tamam, başkadan yalan söyleyebiliyorsak ben de... Söyleyebiliriz tabii, zehrimizi nasıl atacağız başka türlü? Doğru söylüyorum. Ben de Mahir'i işleteyim bari biraz. Dedim vallahi ya. Değil mi? İnsanın öyle bir şey oluyor çünkü. Hı. Öyle negatif şeyleri içimizde tutmayalım. Hiç mi hoşuna gitmedi peki o gece de? Hayır, o kadar öyle. Saçmalama, o kadar değil. Doğru söyleyeceğim. Gittiği kadar... Zaten o gece... Hı. Yalan şeyimize başlamıştık. Tamam, okey. Ne kadar istiyorsam o kadar. Yoksa şey değil, bende yalan yok sana karşı. Tamam. Dur bir dakika. Şimdi benim gazımı almam lazım biraz daha. Eda'yı arayıp onunla samimiyetim çerçevesinde ona da bir şeyler söyleyebilirim.
Duyuyorum, bir şey diyeceğim sana. Ne diyeceğim? Aa, neyse, boş ver. Ozan. Duyar. Bir şey diyeyim mi? Duyar mı şu an? Demiyorum. Ben de ben. De. Kabul ediyorum aşkım. Ne, neyi kabul ediyorsun? Yasayı kaldırma önerimi. Yasağı kaldırma önerimi? Nereden anladın? Ben de seninle aynı durumdayım sevgilim ya. Ay gerçekten Mozan, fenalık bastı içime. Ay çok özledim yani ben senin. Ne bileyim böyle yakışmış mı aşkım dediğinde, evet yakışmış dediğinde, yemekten güzel olmuş mu dediğinde, evet çok güzel olmuş aşkım dediğinde, çok özledim. Kızım hele, hele ben ya. Ulan maçı kaçırmamak için evden dışarı çıkmayayım diye uydurduğum yalanları yermiş gibi yapmanı filan. Ya uydur uydur, yemeğin gözü çıksın. Oh be, oh be. Canım. Oh. Oh be valla. Aman be. Azıcık küçük yalanlar söylemenin gözünü yiyin. Ya tabii canım, sizler yerden bir şey olmaz. Bence de bir şey olmaz. O kadar ben ne olabilir ki insan? Aa, aynen öyle. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Boynunu öfleyeyim mi? Ay gerçekten mi? Ben de senin sırtını ısırırım. Isır, bayılıyorum sırtımı ısırmanı. Ay seni çok seviyorum. Ben de seni. Ama bunu yalan söylemiyorum, gerçekten diyorum. Bence de kesinlikle gerçek. Sen gerçek misin? Kesinlikle. Evet. Seviyorum seni. Canım benim. Aşkım. Değil mi? Artık yalan söyleyebiliyoruz. Başlayacak şimdi. Ozan! 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 Efendim? Ozan koş! Ne oldu? Ay, çok acı çişim geldi. Altıma yapacağım şimdi. Ne? Ne? Ne oldu? Çişimi yapacağım diyorum. Altı çişim geldi. Lan anahtarım bende mi çişim geldi? Git yap kızım. Beni niye çağırıyorsun buraya? Anlamıyorum ya. Bu dizi başlayacak. Bana hemen özel geçer misin? Bir dakika nereye gidiyorsun? Altıma mı yapayım istiyorsun? Ne yapacağım ben de sen şimdi? Altıma mı yapayım? Ya ne yapacağım anlamadım ya, ben. Ya ne yapacaksın? İzleyip bana söyleyeceksin izleyemediğim yerleri gelene kadar. Oldu. Az yedi kendine mi uşak tutarım efendi? Ya da az iç mi deseydim? Çok güzel ya. Vallahi. Oturacağım bir de not tutacağım hanımefendi. Tövbe. Saçma sapan diziler zaten. Allah ahlakla falan değil. Ancak hal mi? Bu ne lan? Aa. Hangi maç bu? Ha. Ulanlar çok güzel top oynuyor usta ya. Bu kim be? Oh be, gole bak. Muhteşem vurdun be oğlum be. Ama adamlar oynuyorlar ya Avrupa'da futbol. Bu adamların işi vallahi billahi. Helal olsun. Tek 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 tek. Süper vallahi. Biz nerede böyle futbol arkadaşım? Hadi. Bu ne kanal ne oldu? Hayda. Ama şu bizi şu. Çat diye öpüştük. Ne oldu? Uf, acayip şeyler oldu ya. Neler oldu? Sevgilim bu SS olan geldi. Babasının karşısına geçti herif. Böyle dedi ki babacığım sen dedi bana yıllarca dedi para verdin dedi bana sevgi ver dedi. Ay tüylerim diken diken. Tabii tabii çıkardı böyle cep telefonunu anahtarı falan attı babasının önüne böyle. Acayip bir şey oldu böyle. Ondan sonra babası hemen çıkardı cep telefonu adamlarını çağırdı. Dedi ki benim oğlan dedi acilen yurt dışına uçuruyorsunuz. Kaçırın dedi uçakla. Hemen özel jetiyle gönderdi yurt dışına. Vay. Ondan sonra oğlan tabii yurt dışına gitti. Orada kafayı dağıtmak için böyle yarış arabaları falan yarışlar malışlar yaptı. Kızlarla takıldı falan filan. İşte orada sen geldin. Bütün bu yarış arabaları, işte. Cep telefonlar, uçaklar, jetler çok iyi. Bunlar hepsi muhteşem yüzyılda mı oldu o zaman? Muhteşem yüzyıl. Adı üstünde muhteşem yüzyıl. Döksen. Maçlara kaydı gözlerin yine değil mi? Yok. Ne? Ben reklamda. Ne? Ne benim? Ne benim? Ben de. Aa listeyi aldın mı? Aldım.
bakma. Ozan bu ne? Kağıt. Vallahi mi? Hı. Odun parçası gibi duruyor. Büyük resme bak. Ne diyorsun Zeynep ya? Ya ben sana liste yap dedim. Bunu mu yaptın diyorum. Ya kızım aç bir oku da ondan sonra konuş ya. Allah Allah. Mutfak alışverişi, banyo ve temizlik. Evet. Evet. Ne evet? Söyledim mutfak alışverişi, banyo ve temizlik malzemeleri diye yazdık işte. Tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir insansın. Teşekkür ederim sevgilim. Büyütecek bir şey değil ama. Yok yok, mütevazı olma bu konuda. Vallahi lise müfredatına dahil olabilecek bir zekaya sahipsin. Abartma Zeynep, Allah'ını seversen. Mantık kitapları senden bahsedecek. Yani aklına dalga mı geçiyor benimle sen? Ne diyorsun sen? Seni gurur duyuyorum bebeğim. Ne de gurur duyuyorum, gurur duyuyorum deme. Ne biçim konuşuyorsun sen? Zaten karnıma sinirim tepeme çıkarma benim ha. Ne? 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 Böyle alışveriş listesi mi yapılır Ozan ya? Sen söyledin yazdım işte, ne var? Üf, Allah'tan akıllı bir kadınım ki. Defterim kalemim yanımda. Ne yani, ben salak mıyım yani hanımefendi? Affedersiniz şoför bey, kaleminiz var mı? Bir bakayım abla. Al, bende var kalem, var. Şimdi. Dön arkana. Ne diyorsun ya? Yine yapacağım. Ne? Yine yapacağım. Ateş de yapacağım ya. Allah'ım yarabbim. Ne yapalım? Şampuandan mı başlayalım, peynirden mi? Peynirden başlayalım. Hem biraz tadına bakarım vallahi aşktan gebereceğim. Doymadın Ozan. Yedin doymadın ya. Patlıcan bana damattan içine sığmayacaksın. Ne alakası var kızım? O kadar kilo almadım ki ben ya. Nasıl? Almak için elinden geleni yapıyorsun ama. Ya Zeynep saçmalama. Ben daha sonra sporda hallederim merak etme. İşte ben ondan korkuyorum hayatım. Çünkü sen sporu böyle televizyon karşısında maç izlemek olarak algılıyorsun. Ondan korkuyorum. Değil mi? Tartışma lütfen. Açken, gerginim zaten. Gergin zaten. Çokken de şapşattın zaten. Ne zaman konuşacağım o zaman ben seninle? Hala tartışıyorsun ama. Hala tartışıyorsun ya. Allah Allah. Ay ne düşünüyorsun ya? Yeme artık onu. Yeme artık onu Ozan. Yeme artık onu. Ne o, galeta yiyorum ya. Ya galeta yiyorsun. Yemekten sonra 10 tane birden yiyorsun galetayı. Aman be, ye tamam. Ay şampuanlardan başlayacağım da. Ne istersen yap. Ben bakın bakın bu peynirler tam yağlı mı, az yağlı mı? Galetayla güzel oluyor. Merhaba. Ne bu sucuk? Bunlar ne bu? Mangal sucuk falan mı? Her çeşitten var efendim. Tatmak ister misiniz? Tadabiliyor muyuz? Tabii buyurun. Aa süpermiş ya. Sade geldim bak. Tüm ucunu. Bunun şeyi var. Böyle baharatlı oluyor. Onlar var mı? Bu tabakta da onlardan var efendim. Tadabiliyor muyuz? Tabii ki. Ne diyorsunuz ya? Çok güzelmiş. Ha, hakikaten. Bunlar baharatlı olanlar değil mi? Bakayım. Hakikaten. Çok başarılı. Bu. Sucuk bu. Bunun için. Ne böyle? Bunu böyle. Şey yapıyorsun siz böyle nasıl böyle yapılıyor yani bu? Nasıl oluyor bu? Biz firma olarak kendi yetiştirdiğimiz hayvanlardan kullanıyoruz efendim. Zaten 50 yıllık bir firma olmanın tecrübesiyle bu gibi konulara özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Hayvanlarımızı tamamen organik besinlerle yediriyor. Ona göre zaten üretime sunuyoruz. Yani iç rahatlığıyla, güvenlikle bu besinleri üretebilirsiniz aile içerisinde. Tamam size dinliyorum. Evet. Yani zaten 50 yıllık bir firma olmanın tecrübesiyle bu gibi firmamız kesinlikle bu gibi şeylerle hassasiyet göstermemeli. Şimdi deterjanlarımız sadece renk değil, harika beyazlık. İşte benim aradığım deterjan. 2 kilo 4.99. Ha 5 kilo var burada. 5 kilo 11.99 tabii ki. Oo daha hesaplı. O kaç kilo? 10 kilo. 10 kilo 22.99. Bu daha ekonomik. 10 kilo bunu alırız. Kaç kilo ki o? 20 kilosu 35.99. Bunu ne alacağım o zaman? 20 kiloluğunu alırım. Bu çok daha hesaplı. Ama bu çok. Bunu kaldırmayacağım. Neyse sonra alırım ben bunu. Ne o? Aa 40 kilo. 40 kilo ne kadar ki? 40 kilosu ne kadar? Ozan! Ozan gel bir bana bir yardım eder misin canım?
Şu ne peynir peki? Şu ne ki? O Ezine peynir efendim. Hmm. Çok taze. Ezine'den şimdi geldi. Söyle bakayım ne olduğunu oğlum. Hemen efendim. Al, al, bakın. Vaa, muhteşem ya. O yanındaki ne peynir o? O keçi peynir efendim. Nam der, köy peyniri. Allah Allah, hiç bilmiyorum ona böyle bir şey ya. Bizim imalatımız abi efendim. Ne yazıyor ya? Kaybettim orijinalde bir parça bana. Hemen efendim. Hı, elini çok karıştırma. Ha, güzel, güzel. Evet, sizin imalatınız bu. Evet efendim. Bakın. Güzel güzel de bu Ezine peyniri daha tam bir alıyor, onu daha hoşuma gitti benim. Sen ondan vereyim efendim. Evet, sen ondan bana bir kilo kes, tamam mı? Bir kilo. İyice tart. Tamam. Tarttıktan sonra böyle bir iki dilim kes, ayrı suya koy ki ben onun tadına bakayım, tamam mı? Efendim. Ben şimdi reçellere bakıp geliyorum. Peki efendim. Güzel zeytin varsa böyle bir biraz da zeytin de şey yap bana. Peki. Tadayım yani onu, tamam? Tamam. Geliyorum ben, hadi çabuk. Ah oje, 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 oje. Oje unuttum ben listeye yazmayı. Hmm. Aşkım. Efendim. Ne yaptın, halde bildin mi? Bitti mi? Birazdan çıkacağız. Bunlar nasıl? Ne nasıl? Ne olacak Ozan'cığım, oje? Güzel. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Oje mi kullanıyorum kızım ben? Nereden anlayacağım ya? Ne bunlar, French mi? Tamam tamam, boş ver hadi, boş ver. Tamam, bunun rengiymiş. Allah işime geliyor. Kutur kutur, ne yiyorsun Ozan? Yine ne yiyorsun? Ne yaptım kızım? Acıktım mı? Allah Allah, acıktım diyorum sana ya. Durma, durma. Her şeyi ye, emir, her şeyi ye. Yiyeceğim tabii. Allah Allah, sen benim işime karışma. Hadi işin halete gidelim, hadi çabuk, hadi. İyi tamam, şuradan bir şeye daha bakacağım. Ondan hadi sonra gideriz. Kahretmesin. Aslında diyorum, anlamıyorsun ya. Gidir yarabbim ya. Ne? Anam onlar fındıklılardan mı? Abi onlar ne zaman çıktı ya? Valla tatlı olarak bir gidenler. Pardon. Ya Zeynep. Aşkım biz deterjan içine gizli de benim haberim mi yok ya? Saçmalama Ozan. Eve aldım bunları ben. Eve mi aldın? Evet hadi. Ulan, ulan bu kadar deterjan da bütün mahalleyi yıkarsın kızım. Ozan'cığım ekonomik oluyor böyle, ekonomik. Öyle mi oluyor? Allah Allah, ekonomik oluyormuş. Evet. Mesela aha, onun en küçüğünü alsaydık 4 lira zarardaydık. Anladın mı? Vallahi bu denklemi hiç öğrenmek istemiyorum. Tamam hayatım, sorma o zaman. Onları bana verir misin? Aşkım ben sorma. Ekonomik oluyor böyle. Evet. Ha var var. Bak bir de şunlar var. Şöyle. Şunları. Bir de şu vardı. Şunları böyle. Bunların hepsini yediniz mi beyefendi? Merak etmeyiniz. Basket maçı izler akşam, eritir onları o. Allah Allah. Şey ya. Yürü sen yürü. Nakit bir kredi kartı mı? Nakit nakit canım. Ne olacak? 732 lira. Ne? Yanlışlık olmaz. Kimde? Yani biz o kadar şey aldık mı ya? Tabii canım. Adam mı kızıtıyorsunuz siz ya hanımefendi? Beyefendi buyurun, fiş burada. Bu mu? Bu mu ekonomik deterjan? Bu mu ucuz deterjan bu? Kısa vadede pahalı görünüyor olabilir ama uzun vadede ekonomik. 150 yıl yaşayacağım sanki ben. Beyefendi biraz acele edebilir misiniz acaba? Kasayı kapatmam gerekti. Bir saniye beklerseniz hanımefendi, benim de kasayı açmam gerekiyor. Vakitten vazgeçti, kredi kartı olacak. Şuradan oradan. Hadi. Saçmalama insanın ortasını nasıl bağlıyorsun? Ne olursanız. En azından benzin parası vermiyoruz. Bahçe. Ama taksi parası veriyoruz. Uzun vadeli bir alışveriş oldu Ozan. Doğru söylüyorsun. 2023 yılına kadar falan ben herhalde bundan sonra deterjan deterjan falan almam vallahi. Kaşınıyorsun ama. Kaşınamam sevgilim ben. O kadar hijyenik bir adamım ki ben kaşınamam. Bir tane ben 4 ton deterjan malzemesi aldım diyorum sana ya. Temizlik malzemesi aldım ben. Senin çamaşırların hangi temizleniyor? Ne yapayım? Ah canım, hem suçlu hem güçlü müsün hem kel hem podul musun? Çok merak ettim. Ay acaba. Ozan ya. Hiçbir şey beceremiyorsun. Bir liste bile yapamadık. Her şeyi de bana yüklüyorsun. Ne yapayım ben artık yani? Arıştırmıyorsun ki kızım hiçbir şeye. Beceremiyorsun, liste bile yapamadın. Aa, tabii canım anne. Evet, bak benim listem öyle mi yapılır liste? Liste dediğim böyle yapılır işte. Ne yapalım işte? Bu mu liste? Evet.
şimdi bakayım. Bir sürü şey almışsın sen buraya. Evet, ihtiyaçlarımızı yazdım. Bunlar ihtiyaçlarımız mı? Evet Ozan. Ya kızım sen buradakileri almamışsın ki. Bu listede yazanlar bu torbada yok diyorum sana. Hangisini? Çevir öbür sayfayı. O da onu demiyor. Öbür sayfayı çevir. Ne o? Ben diyorum niye bu kadar az banyo malzemesi var? Ay ay, gidip geri mi alacağız şimdi onları? İhtiyacımız var onlara. Gördün mü başımıza geleni? Başıma diyecektin canım, başıma. Allah Allah. Yok hayır, ben seni tek başına bırakmam. Ben de geleceğim seninle. Vallahi ben de bundan korkuyorum zaten. Ben mi gideceğim alışverişe? Beraber gideceğiz. Olmaz sen... ya aşkım, ben gideceğimi gittim valla. Sen tek başına gidersen unuttukları gider alıp gelirsin. Ben nereye gideceğim? Güzel güzel yaptım sana. Ha saçmama. Kardeşin 2 dakika dursun, 2 dakika dönsün. Kardeş. Buyurun. Hı. Şuradan. Hemen. Şuradan. Dönüyor muyuz? Dönelim. Tamam. Geri. Ama tamam, biraz... Şimdi dur. Dönme, dönme. Bunları hep bırakalım, sen gidip alıp gelirsin. Dönelim, dönelim. Dönmüyoruz arkadaşım. Dönelim. Ya dur. Dönelim kardeşim. Dönelim. Zeynep. Hı. Ne haber aşkım? İyiyim, dinleneyim. Çok güzel. Kalk hadi, kalk. Çabuk, çabuk, çabuk. Ne oldu? Çabuk, evi boşaltman lazım. Ne oldu? Boşalt. Dışarı çıkman lazım. Neden ya? Fener'in Kayseri maçı var sevgilim. Pastırma mı istedi canım? Aşkım saçmalama, deplasman bu. 2 yıldır yalnız seyredince biz maçı kazanıyoruz. Bu hafta çok eksiğimiz var. Hadi sevgilim hemen evi boşalt. Yalnız seyretmem lazım. Çabuk, Ozan, baş başlıyor. Ozan ne saçmalıyorsun ya? Ne demek ne saçmalıyorsun ya? Ne demek ne saçmalıyorsun? Evi boşalt diyorum sana sevgilim ya, Allah Allah. Ya bari nereye gideceğim ya? Aşkım ne bileyim, anana git, kuaföre git. Yap bir çılgınlık, bin metrobüse İstanbul'u gez. Hadi çabuk, zaman azalıyor. Ya bir çılgınlık yap, metrobüse İstanbul'u geziyorsun. Bütün hafta yorulmuşum zaten işlerinde, azıcık dinlenince mi? Ya aşkım şimdi git, akşam girince dinlenirsin. Abartma, ne var bunda ya? Ben mi abartıyorum? Evet, Allah Allah. Abartma işte, hadi. Ya aşkım bak daha... Ulu tişörtümü giymedim. Döndüm de evde olma. Hemen yukarı çıkıp geliyorum. Burada olmam lazım. Maç başlayacak. Çabuk ol. Hadi. Başladın ya. Çabuk ol diyorum. Hadi. Bir de bana abartıyor diyorsun. Ne iri başsın sen ya. Hala okuyorsun Zeynep. Bağırma bana be. Aa. Zeynep sen hala çıkmadın mı? Çıktım. Buradasın ama hala. O zaman çıkmadım. Ya kızım çıkmak zorundasın. Umur mu bozuyorsun hadi? Ay Ozan bırak ya, ne olur ya Allah aşkına. Allah Allah, ne oldu ya? Ya kızım demin sana anlatmadım mı? Ben her zaman Kayseri maçını evde yalnız izlerim de takım çok iyi oynar. Ya ne alakası var senin yalnız izlemenle takımın iyi oynaması? Alakası var veya yok. Totem bu, tamam mı? Totem. Ben buna inanıyorum. Var mı söyleyeceğim bir şey? Totem. O Noel babalı bardak ne? Uğur'un mu? Ya gülmesene kızım ya. Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? O da mı totem? Ulan bütün Hindistan bir öküze tapar, bir kırmızı çıkartmazsınız. Benim bir boş bardağımla evde yalnız kalmam mı battı sana yani? Hindistanlı kardeşlerin seni bu halinde görseler gurur duyarlar. Hadi çık dışarıdan, telefon aç, oradan telefonda laf sok bana. Ay, hadi sevgilim, hadi. Kusura bakma, çok saçma bir şeye inanıyorsun. Söylemek zorundayım yani. Yemin ediyorum Allah belanı versin, maçın başlamasına 10 dakika kaldı. Bak yemin ediyorum sen hala buradasın. Bak karnın ağrıyor, başıma böyle ağrılar girmeye başladı. Gözümden ateşler çıkıyor, ellerim titriyor. Anlayışlı ol biraz, bak anlayışlı ol biraz, yemin ediyorum. Ben bu halleri bir yerden hatırlıyorum. Lan artık çık dışarı, diyorum sana! Maç başlıyor hadi! Yalnız bir dakika, bir şey söyleyeceğim, çıkıyorum ama regli dönemimde istediğimi yapmazsan ağzına yüzüne sıçrarım seni. Tamam, ben sana görüyorum. Nasıl tutuyordun bunu ya? Bütün konsantrasyonu mu bozdun şeye karşı? Hadi abicim, bırakın ağları kontrol etmeyi, sanki ay yırtık çıkacak da bu devirde. Ben gidiyorum o zaman. Pazar pazar nereye gideceksem. Tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi bol şans. Çocuklar. Evet. Orta sahada top kaybetme. Orta sahada top kaybetmeyin abicim. Ne biçim oynuyorsunuz ya? Hadi çocuklar ya. Abi indir onu. Ya yürüyene kadar geçiyor. İndir şunu. Bu ne kardeşim, böyle gol edilir mi ya? Oho, dakika bir gol, bu ne ya? Ya bırak Allah seversen ya, burada da tadımız kalmadı ya. 1. dakikada gol mü yenir ya? Yürüyerek geçiyor lan herif. Bekir. Yapma Bekir, geçirme onu Bekir, geçir. Geçirme onu Bekir! Siz Kadıköy'de gelirsiniz. Orada da olacağım ben. O zaman biz de ileteceğim dileklerimi size. Görüşürüz orada. Şuna bile. Şuna olsun size.
Sen çıkmamış mıydın? Çıkmadım. Çıkmadın mı? Evet, neden? Çıkmadım. Neden çıkmadın? Sırf senin şu saçma şeylerini, totemlerini ne kadar saçma olduğunu sana anlatabilmek için çıkmadım hayatım. Seninle bir ilgisi yokmuş, gördün mü? Ne oldu? Ne oldu maç? Yenildik. Hadi ya. Niye? Alex mi oynamadı gene? Lan seni gebertirim oğlum ben! Allah! Lan ben sana bir terk edemedim bu sayede! Allah ben affet! Ya aşkım. Tam uzatma, alt tarafı 3 puan kaybettiniz. Alt tarafı 3 puan kaybetmişmişiz. Seyret sonunda 1 puan da ne kadar önemli oluyor, senin haberin var mı? Tamam, arayı kapatırsınız. Herhalde kapatırız. Hatta Kayseri zor bir deplasman ama onlar da bize gelecekler tabii ikinci yarı. Yani girecekler. Bir şey sorabilirim. Bu totem işleri gerçekten işe yarıyor mu? Yarıyor tabii kızım. Yaramasa millet maçtan önce köprü 2 kere geçip geri gelir mi ya? Ay inanmıyorum. Ay bunu yapan var mı gerçekten? Valla bizim gençlerde 2 tane var. Gençler mi? Onlar genç. Ne ara totem yaptılar kendilerine? Genç Fenerbahçeliler kızım. Genç değil mi onlar? He. Biz kendi aramızda böyle kategorilere ayrıldık. Böyle bir genç Fenerbahçeliler var. Ben orta yaş Fenerbahçelilere giriyorum. Bir de emekli Fenerliler var ama onlar Bodrum'da. Ne bunlar yani, işe yarıyor diyorsun yani. Ya kızım yaramasa millet niye yapsın? Allah Allah. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Peki bir şeyin totem olduğuna nasıl karar veriyorsun? Yani o biraz sana kalmış. Yani şans meselesi. Ya, nasıl söyleyeyim? Yani mesela şimdi biz Mahir'le birlikte artık derbi maç seyretmiyoruz. Hmm. 3 kere seyrettik, hepsini de kaybettik yani. Kaybettik yani, demek ki artık bir ama daha seyretmiyoruz. Ama içinde Mahir varsa kaybetmek de vardır. Ya ama İnanırım yani. Bak bir de Numan abi var. O da mesela statta maç seyretmiyor. Yok. Hani seyrederken bir şey yapmayı anladın da seyretmemek ne demek? Ya kızım hep hangi maça gelsin statta kaybediyoruz yani. Kale arkası gibi imza toplamışlar, adamın kombinesini iptal ettiler. Oha, artık yok artık. Aynen öyle. İşe yarıyor diyorsun yani. E tabii yarıyor ya, Allah Allah. Ne yapsın millet kızım yoksa? Peki mesela şöyle bir şey oluyor. Bu totem sayılabilir mi acaba? Mesela ben kuaföre gittiğimde böyle her hafta gelen bir kadın, her hafta gelip saçlarını boyatan bir çok gıcık bir kadın var. O saçlarını boyatıyorsa benim saçlarım istediğim gibi yapılamıyor. Bu bir totem olabilir mi? Bu kadının dırdırından oluyor bence güzelim. Totem olamaz bu. Peki ben pastanede böyle tarçınlı bir şeyler yaptığımda müşteriler dolup taşıyor. O totem olabilir mi? Vallahi bilmiyorum aşkım. Hadi yatalım artık. Uykun geldi. Ya bir dakika. Kendi totemimi yaratmaya çalışıyorum. Ya sen kendi totemimi yaratmaya çalıştın. Az. Ya. Yanımda öküzün biri böyle horul horul uyuduğu zaman çok sinir oluyorum. Bu bir totem olabilir mi? Günaydın. Günaydın. Günaydın tatlım. Hı. Aa oturma. Ne? Oturma oraya. Niye? Oraya oturma. Ben niye? Oturma işte. Niye ya? Ya çünkü oraya oturduğunda eğer oraya oturarak güne başlarsan işte eve gelirken mutsuz oluyorsun. Ne? Söylenilenleri anlamadan için mi soruyorsun yoksa sadece pekiştirmek için mi? Ne? Çünkü fark ettiysen biz artık konuşmuyoruz, sadece pekişiyoruz Ozan'cığım. Fenalık geldi aynı şeyleri tekrarlamaktan. Ne diyorsun kızım ya? Oraya oturma işte diyorum. Oraya oturarak güne başladığında diyorum, işte eve gelirken böyle bir karış surat oluyor. Sonra ben sana mutluluk vereceğim diye maymunluk yapmak zorunda kalıyorum. Allah Allah. Ben niye hiç denk gelmedim buna? Yapmıyor muyum? Maymunluk yapmıyor muyum? Yapıyorsun. Çok tatlısın. Tamam. İyi tamam işte. İyi tamam. Oturma işte oraya. E tamam buraya oturma. Nereye oturacağım peki? Buraya işte. Tabureye getirdim sana. Kendi elimde buraya mı oturacağım ben yani? Sadece sabahları. Sadece sabahları niye ben buraya oturuyorum ya, anlamadım ki. Sabahları oturacağım. Tam totem yapıyorum. Bu da benim totemim. Senin totemin var, benim de totemim var. Bana bak kızım, böyle totem olur mu ya? Allah Allah. Siz Ankara maçlarında paltoyla evde oturuyorsunuz ya. O totem oluyor da saçma olmuyor. Bu neden saçma oluyor? Ama biz hep kazanıyoruz orada. Tamam ben de kazanacağım işte. Mutlu bir sevgili kazanacağım. Ne güzel. Ben kendi elimde avuç gibi tabureye oturarak mutlu olamam üzereyim. Anlaşıldı mı? Hadi bir şey yemiyorum. Tadım da kaçtı zaten. Buyur kahvaltın da senin olsun. Benim olsun. Aa, ütü masasının etrafından dolanmadan çıkma. Ütü masasının etrafından dolanmadan çıkma. Ne? Ütü masasının etrafından dolanmadan çıkma.
geldin. Gel. Ne oluyor Zeynep? Bu ne hal kızım? Bazı şeylerin yerlerini değiştirdim ama hepsinin bir nedeni var tabii ki. Ne bir nedeni kızım? Buna bir neden yetmez ki. Bin tane darın üstüne basıyorum. Görmüyor musun sen? Hayır. Ay geçen yılbaşında nar patlatmıştık. Ne kadar çok eğlenmiştik. Hatırlıyor musun? Hiçbir şey hatırlayacak durumda değilim Zeynep. Ne diyorsun? Allah'ını seversen niye narlar yerlerde? Toplaşı ortalığı kızım. Bunlar neden? Gönlüğümün ne işi var burada? Ha, gönlüğün orada olduğu zaman sen akşamları çok güzel uyku uyuyorsun. O totem ikimiz için. Aşkım saçmalama, böyle totem olmaz ya. Neden olmaz? Oldu, çok da güzel oldu. Sabah nasıl sandalyeye oturmadın? Hiç de mutsuz değilsin şu anda. Ya saçmalama Allah'ını seversen sevgilim. Bu sandalyeye oturmamakla ne alakası var ya? Ne oluyor bu evde kızım? Bu ne? Bunlar tabii hayatım. Niye bunlar? Ay buradaki sabahlar ters durduğu zaman pastaneden çok güzel haberler alıyorum. Mesela bu kurdeler olduğu zaman saçımın rengi tutuyor. Bu çoraplar. Ya tamam. Yeter. Aşkım güzel gözüm. Sen gel bakayım şöyle. Geç bakayım şuraya bir. Gel şu yanıma bir otur bakayım benim bir. Gel. Otur bebeğim. Otur. Otur bir tane. Otur aşkım benim. Sakinleş bebeğim. Bak. Bu tamam. Totem işini sen sevdin. Bu konuda heyecan yaptın ama bunu büyütme bu kadar. Bu kadar büyütme. Bu neler? Büyütmüyorum. Farkına varıyorum. Totemlerimin farkına varıyorum sadece. Aşkım senin totem dediğin şey batıl inanç. Güzel gözüm senin gibi akıllı, zeki bir kadın hiç toteme inanır mı? Bunlar cahil cühela işi. Batıl inanç. İnanma bunlara. İnanma yani. Tamam mı sevgilim? İnanmıyorum. Evet inanma aşkım ben de onu söylüyorum zaten Ozan, sana. Ozan bu gömleği giyme demiştim sana. Ya Zeynep yine başlama Allah'ını seversen ya. Ben gömleği de... ya Ozan. Ne var gömlekte? Ne var deme. Ya ne var gömlekte deme. Ne var? Ne var gömlekte? Ne var deme ya. Ne var kızım gömlekte ne var? Ya sen en son gömleği giydiğinde ben sana bu gömleği giyme demiştim. Sen de ne var bu gömlekte demiştin. Hırsız girmiştin. Ha yeter artık ama. Tamam lütfen yeter. Bu totem meselesi bitti diyorum kızım sana. Totem filan yok. Batıl inanış bunlar ya. Batıl inanış. Batıl. Cahilce öyle aşı diyorum sana. Bu evde bundan sonra totem lafı duymayacağım ben. Bitti. Ne gülüyorsun? O zaman bundan sonra kimse totem yapmayacak bu evde. Hiç kimse yapmayacak. Ha? Ulan ben de bu deli ne yapıyor diyorum ya. Neyse bütün bu tezgahı bana ders vermek için mi kurdun canım ya? Canım çıktı yalnız böyle çok yaratıcı bir tezgah kurdum farkındaysan. Yalnız kabul et bu gömlek olayına inandım. Hayattayım inandım. İnandım. Vallahi inandım. Bana inandım. Yok bir sürü şey söyledim. Tamam baştakileri yedim ama bunu yemedim. Bunu yok, abarttım yok. Burada. Abart hırsız girdi. Ses mi duydun sen de? Ozan kapı sesi geldi. Biri mi girdi? Biri mi girdi? Dur be. Çıkar. Ne yapıyorsun? Ay Ozan! Totem. Yani sen totemle doğmuşsun. Şşş, böyle bir yeni insan tanımıyorsun yani. Yok bir şey yok tamam. Çık. Ya Ozan saçmalama. Çıkar. Gel misin?